Merhaba arkadaşlar, ee, seri'nin son kısmında, son e, etabında diyelim. Seri derken bu arada bu e, YouTube datasını alıp onu Google Translate API ile çevirip şimdi de sentiment analizini görselleştireceğimiz seri diyorum. E, bu serinin üçüncü ayağında da artık görselleştirme kısmına başlayalım. E, buraya başlığım bıraktım. Data görselleştirme genel bakış diye. Önce çizmeden önce sadece genel olarak bir data frame'in nasıl gözüktüğünü bir bakmak istiyorum. E, data frame'i çağırdım. Bunun polarity kolonuna ulaşarak bir isatis olarak genel bir analizini görmek istiyorum. Ee, bana ne gösteriyor? 164 tane yorum varmış. Ee, ortalama, bütün yorumların ortalama genel sentimentini aldığımız zaman %0.17 değerindeymiş. Ki iyi bir şey. Demek ki genel olarak olumlu düşünülüyor bizim hakkımızda. Tabii ki ama daha yüksek olabilir. E, standart varyasyona girmeye çok fazla gerek yok. En en kötü yorum 0.8 sertlikteymiş öyle söyleyeyim. E, en iyi yorum da 1. 100 üstünden 100 ya da artık 100 üstünden 100 demeyelim de. Eksi 1 artı 1 skalasında artı 1 alabileceğimiz en yüksek notu almışız birisinden. Birisinden de bayağı acımasız bir yorum almışız. Acımasız demeyeyim. Bizim için sert bir yorum almışız diyeyim. Onun dışında e, %25 ilk çeyrek kısmına sıfırdan denk geliyor. Demek ki e, e, yorumların %25'i şöyle diyebiliriz, e, negatif gibi gözüküyor. E, buna karşılık e, %75'i pozitif gibi gözüküyor. E, i̇şte tam ortasında, bütün verilerin tam ortası 0.04'te geliyor. Bunun şundan farkı var, bu sayısal ortalama, bu e, verilerin sıralarsak birden son 164. veriye kadar en ortasındaki değeri gösteriyor. 175. E, sıralamada da 0.35 e, değeri varmış. Yani genel olarak aslında pozitif ama tabii ki negatiflerin de olduğu bir e, ortalamamız var. E, bunu e, görselleştirmek için matplotlib kullanacağım ben. Klasik import matplotlib dedikten sonra <laughs> buradaki pyplot çağıralım ve plt olarak kısaca kaydedelim. Bir tane figürüm olsun, iki tane a, e, eksenim, a, aksesim olsun. Bunların sol tarafında, yani ekranı ikiye böleyim. Sol tarafında genel ortalamayı, sağ tarafında ise her, e, ne demiştik burada, kategorinin ortalamasını göreyim. Bakalım bu mutsuz olan kesim ya da çok mutlu olan kesim nereden geliyor. Belki e, bir sorun vardır. Mesela teknik bir sorun olabilir ya da anlatım yetersiz olabilir. Buna birazcık daha detaylamasına bakabilelim böylelikle. E, PLT'den subplot'u çağıracağım. Dediğim gibi iki tane e, alana alanım olsun istiyorum. İkisinde de farklı grafikler göstermek istiyorum. Ee, e, bir tane satırım olsun. Buna karşılık kolon sayım 2 olsun. Yan yana dursunlar yani. figür size'ımı da belirleyeyim. Geniş olacak. 12'ye 4 olsun. Okuması kolay olsun bizim için de. Eksenlerden ilkini şu şekilde ulaşabileceğim. Bir violin plot çizmek istiyorum. Violin plot e, violin keman galiba değil mi? Kemanın e, keman şekline benzeyen genel dağılımı gösteren bir plot tipi bu. Şimdi göreceğiz. Öncelikle öncelikli olarak data ismi neydi? DF final drop'tu. Hangi veriyi basmak istiyorum? Popularity, e, polarity pardon. E, değerini basmak istiyorum. Yani insanlar ne kadar ne da ne düşünüyorlar e, verisinin tutulduğu. E, buna ek olarak parametre başka işte ortalamayı göstersin mi? Show means ifadesi var göstermesin. Medyanı göstersin ama. Show med median dediğimiz zaman bir tane true diyelim. Ee, şimdilik ikinci eksen de aynısı yapayım. Değiştireceğim ama. Hani sadece şimdi hemen ilk yaptığımın etkisini görmek istiyorum. Ee, bunun dışında ilk eksenle ilgili bir iki bir şey daha verelim. Ne olsun bu? Grid, grid olsun. Yani o çizim yaptığımız zaman arkadaki mazgal gibi olan görüntü olsun. Aynı şekilde şeyde eksen üzerindeki değerlerle ilgili de bir şeyler koyalım. Bir tane ortalama olacağı için e, x bir tane olacak. Yani bunu range range 0 da yapabilirsiniz ama hani ben şöyle direkt şimdi elle hemen kısaca vereyim. E, bir de şey olsun eksenler üzerlerinde etiketler olsun ki hani hangi eksen neyi sembolize ediyor onu görelim. Yorumlara genel bakış olsun. X eksenim. Buna karşılık Y eksenimde. Ortalama sentiment olsun. Şimdilik yine dediğim gibi ikinci ekseni de Genel olarak böyle kopyalayalım, <laughs> Değiştiririz sonra. <laughs> Son olarak da propertyleri belirleyelim. İlk eksenim bassın, sonra da işte daha demin yukarı verdiğimiz gibi x tic. Dediğim gibi bu e, eksendeki şeyleri gösterecek, o her bir değere dek, denk gelen yeri gösterecek. Ee, X tick labelları da koyalım. Burada zaten bir tane değer olduğu için ortalama ifadesini bırakabiliriz. Ee, aynı şekilde bunu da tekrar birinci yapayım, sonra özelleştiririm bu kısmı. Son olarak da tabii ki show ifadesiyle ekranı döndürmesini sağlamamız lazım. Bakalım. Y-Grid. Yeah, ha pardon. Bu şey olmayacak tabii ki. Nokta olacak. Evet. Şimdi sol tarafta birbirinin aynısı oldu şu an. Ama genel olarak neyi görüyoruz? Yorumlara genel bakışı görüyoruz. Ve yorumlara genel bakışın en Aşağı değeri %0.8'deydi. Onu hatırlıyoruz burada. Onu şurada işaretlemiş bize en minimum değeri. En maksimum değer de 1. Bunun arasında bir dağılım var. Daha demin gördüğümüz gibi medyanı yani en ortalama birden sonuncu elemanı 164. elemana kadar sıraladığımız zaman değerlerini en ortadaki elemanın değeri 0.04. Burada medyanı görüyoruz. Bunu zaten şuradaki parametrede geçirdik. Min göstermiyoruz. Tamam, bu kısım dağılımı gösteriyor. Yani bu mesela şöyle düşünün, şu hatta ne kadar kalınsa o kadar fazla em, yorum var o değere sahip. E, ya da mesela atıyorum, şurada mesela 0. -5 diyelim, e, 0.5 kısmında çok ince bir şey var. Şu mavi e, alanın genişliği çok küçük demek ki çok az bir ya da iki tane belki öyle düşük yorum var. Buraya doğru gördüğümüz gibi genişledikçe şu alan oradaki o değere sahip olan yorum sayısını görebiliyoruz. Bu şekilde okunabilir. Şimdi ikinci amacım bu sağ tarafa her bir kategorinin değerini ayrı ayrı basmak. Dolayısıyla şimdi burayı biraz değiştirmeye başlayacağım. Buradaki artık sadece data frame'in bir kolonu değil, benim için aslında kategorilerin de önemi var. Ee, bunun için yapacağım şey dataset fonksiyonu, e, dataset parametresi var. Onu çağıralım. Dataset diyorum. Bir liste elemanı alacak. Onu da koyduk buraya. Tamam. Şöyle yapalım. Tamam, neyse, onu birazdan kurtarız. Ee, yapacağım ilk şey data frame'in kendisini çağırmak. Sonra yine aynı şekilde data frame'i çağırıyorum. Hangi kolonumun Hangi kolonun değerine göre filtreleyeceğim? Kategori kolonunun değerlerine göre filtreleyeceğim. Ee, i̇lk derim neydi? Photoshop'tu mesela. Photoshop. Bu şekilde yaptığınız zaman, pardon, şu şekilde yaptığınız zaman ne yapacak? Ee, kategori değeri Photoshop'a eşit olan satırları bulacak data frame'imizde. Data frame'imiz nasıldı bu arada? Hemen onu da basalım. Bir daha hatırlamak için. Ya da basmaya gerek yok aslında hemen şurada görüyoruz farklı farklı kategori, Excel, Photoshop, AutoCAD gibi kategorileri olan video yorumlarını içeriyordu. Şimdi hepsini küçük küçük data frame'lere böleceğim. Yani şundan bir tane data frame oluşturacağım. Bundan Photoshop olanlardan bir tane oluşturacağım gibi düşünün. Ve onları tek tek ayrı ayrı basacağım. Sanki burada yaparmış gibi. Bu sefer ama 4 tane buraya ya da 5 tane hangi kaç tane kategori varsa onların her birinin ayrı e, ortalama değerleri çıkacak. E, dediğim gibi eğer buraya gelirsek e, Photoshop'a işte olduğu yeri aldık ve tabii ki bu data frame'in polarity değeri beni ilgilendiriyor. Bunu da buraya yazıyoruz. bunu yaptıktan sonra bunun bir liste olması gerekiyor. Dolayısıyla şunu bir listeye çevirelim. Bunu yapmak için de etrafında list yazarsanız bu şekilde çalışacaktır. şimdi bu benim hatırlayacağımız gibi 5 tane farklı kategorimden sadece bir tanesi. Her biri için ayrı ayrı yapıyorum. Buradaki Photoshop'u bu sefer pardon 3DS Max yapalım. 3DS Max. Bunu 3. X HTML yapalım. Sonuncuyu da Excel yapalım. Ha pardon, sonuncuyu da eee AutoCAD yapalım. Tamam şimdi 5 tane farklı e, data 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 e, alanı mı olduğu gibi düşünün ya da ne bileyim verim oldu. Ona göre şimdi diye ayrı ayrı çizecek. Ee, bunun haricinde <laughs> yapmamız gereken başka bakalım kodumuza. Yine bu kısmı tabii ki şimdi artık düşüreceğiz, bu kısmı kullanmıyoruz. Bu diğer parametreler yine kalabilir. Bu da gördüğümüz gibi bunlarla ilgili bir sıkıntı yok. Ee, bunun haricinde yine e, birinci kısımla ilgili değiştirebileceğim şeylerden bir tanesi ee, artık tek bir tane burada alan yok birden fazla alan olacak. Dolayısıyla tik dediğimiz o hani e, şu kesiş noktalarından birden fazla olması gerekiyor. Bunu sağlamak için de buraya geleceğiz. Ve şunu yapacağız. Bu şekilde verdiğiniz zaman sadece bir tane olmasını söylüyorduk. Bizse y artı 1 diyelim. Kaç tane farklı kategori varsa o kadar olmasını istiyoruz. Yani buraya şu şekilde yazabiliriz, For y in range evet, df drop'taki <laughs> kategorilerin şimdi burada ne yapıyoruz e, df final drop data frame'indeki kategori kolonlarındaki e, set dediğiniz zaman sadece bir defa yani Nasıl diyeyim? Daplıketleri düşmüş gibi düşünün. Sadece 10 tane e, elemandan 4 tanesi farklı tip değer içeriyorsa 4 tane o farklı tipi döndürüyor. Yani mesela atıyorum, bizim 164 tane videomuz var ama sadece aslında 5 tip kategorimiz var. Bu kategoriler listesindeki o tekil e, e, ifadeleri alıyor. Burada onu yaptıktan sonra bir range ifadesi içerisinde label için 5 tane farklı kesme noktası olmasını sağlayacağız. Evet, parantezlerde bir hata yok gibi gözüküyor. E, yorumlara genel bakış olmayacak tabii ki artık bunun ismi. Bunun ismi kategori tipleri olsun. Kategori tipleri. Y'ye gerek yok. Y'yi buradan ortak kullanabilirler. o e, Ortalama sentiment ikisi için de aynı zaten. E, bunu yaptıktan sonra bir de en son kısımda şurada bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi artık bu sıfır değil. Şuradaki ifadeyi alıp kopyalayabiliriz direkt. Buradaki her bir özgün kategori elemanı kadar e, buraya kesme şeysi koy. E, her birinin değeri de aslında buradaki <laughs> değerler olsun diyeceğiz. Bu da yapmanın yöntemi eğer şu şekilde yazarsak işimizi görecek bir ihtimalle. Tabi parantez sayısına dikkat etmekte fayda var. Evet galiba bu şekilde oldu. Ee, şimdi bir çalıştıralım bakalım. 11. satırda bir hata yapmışız. Burada. Yani şeyden enter'den dolayı mı oldu bilmiyorum ya. Bakalım, böyle yapalım. Belki orada Enter yapmaya izin yoktu. Tabii ki şuradaki ıı, virgülleri de unutmayalım. Şimdi edelim. Evet, bakalım şimdi burada datamıza. Ee, Photoshop, ayrı bir e, Violin Plot oldu. Excel, e, HTML, AutoCAD ve 3ds Max, bunların hepsi birer ayrı e, gösterim oldular bu şekilde. Burada neyi görüyoruz? Mesela AutoCAD ve... Tabii sadece AutoCAD hiç olumsuz yorum almamış. Hep olumlu yorumlar almış. Buna karşılık mesela HTML'de insanların yüz, neresi yüzde pozitif, yüzde ellisi negatif düşünüyor. O da çok enteresan. Demek ki burada biraz sıkıntı var. Ee, onun dışında yani işte Photoshop ve 3ds Max ve Excel hani genel olarak gördüğümüz gibi e, değerleri bu şekilde sıralanıyor da evet bizim için bir öğrenme oldu. bunun dışında yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi yine aynı şekilde bir scatter plot üzerinde mesela gösterebiliriz. Bunu yapmak için de klasik olarak kullandığımız normal direkt scatter plot matplotlib'de mevcut. Buradan çağırabiliriz. Onu yapmak için direkt yine matplotlib'den Önce RC paramı alalım bir. Bununla e, kanvasımızın büyüklüğünü belirleyeceğiz. E, onun dışında yeni bir tane daha figür tanıtalım. Yine PNT Subplot diyelim. Kategorilerim diye bir liste oluşturayım ve ops. ve bu listenin e, içerisine Tıpkı daha demin yaptığımız gibi şuradan bütün özgün verileri alalım. Parantez <laughs> evet, daha Sonra yapabileceğimiz şey farklı renkler verelim. 5 tane kategorim olduğunu biliyorum. Dolayısıyla beş farklı renk verirsem mavi olsun, siyah olsun, sarı olsun ve başka ne olsun kahverengi olsun ya da kırmızı olsun daha gözle ayırt edebileceğim bir şey um, <laughs> bu renkleri verdikten sonra şimdi scatterplot'ta her bir e, ders şeyini, e, ders kategorisine ayrı ayrı bastırmayı deneyelim e, diyelim ki for, şöyle biraz ekrana yukarı kaydıralım kategori in kategoriler her bir kategori için. Şöyle yaparsak kendisini eşitlemeyelim çünkü tekrar tekrar filtreleme yapmasını isteyeceğim. Pardon. Aslında yukarıdaki kullandığım bir benzerini kullanacağım. Aynen. Şu kısım Benim işime yarayacaktır. Buradaki tabi artık kategori içerisinde loop ettiğimiz için değer vermemize gerek yok. Bu şekilde alabiliriz. Sonra da reset index ile yine indeksi düşürelim. Ee, bunu yaptıktan sonra color diye bir değişken tanıtalım ve bu color değişkeni renkleri tutsun her iterasyonda bir tane dışarı atsın. Ee, i̇lkini seçsin, sonra da e, listeden onu remove etsin yani. Bir tane de ölçek değişkenimiz olsun. 250 olsun. Şimdi kullanırken yani anlatırım ne işe yaradığını. X ee, değerlerim genel olarak e, bu data frame'imin polaritesi olsun. Yani e, ne kadar olumlu düşünüldüğü değeri olsun. Y değeri de subjektivite olsun ki böylelikle hani ikisini birbirine karşı çizebilirim. Aslında hani çok bir şey ifade etmeyecek belki okuması ama en azından değerleri görebiliriz. Subjektivite olacak. Ee, bu iki değeri, X ve Y değerlerini birbirlerine karşı çizdireceğim Scatterplot'ta. Zaten Scatterplot'ın genel mantığı budur. Yani iki tane metriyi birbirine karşı çizdirmektir başka tip bir gösterim istiyorsanız o zaman farklı grafikler daha mantıklı olabilir. Bir alfa değeri verelim. H kalır. Olmasın. Etiket değerlerim, label değerlerim olsun. O da kategoriden gelecek. Renk Buradaki aldığımız listenin ilk rengi. Sonra orange alacak. ikinci iterasyonda orange atacak listeden aldıktan sonra. Sonra blue'yu alacak. Ondan sonra onu da atacak. Bir sonraki iterasyonda siyah böyle gidecek tek tek. Bitirene kadar ta ki. Um, scale yani ölçeği de yukarıda tanıttığım ölçek parametresinden alayım. Ee, bunu bastırdıktan sonra <laughs> genel olarak her birine ayrı ayrı tek tek basacağı için önce Photoshop sonra Excel'i sonra da genel olarak Hepsinin ortak olarak kullanacağı birkaç tane şey daha var. Mesela Legend gibi. Onun da e, genel bilgilerini verelim. Öncelikle olarak nereye konumlandırmak istediğimizden bahsedelim. İşte yukarıda dursun. Bbox to anchor nereye e, çıpalayayım? Bunun için 0.5 1.05 değerleri olabilir. Kolon değeri 3 olsun ikişerden yapar o zaman fancy box olsun güzel gözükmesi için <laughs> biraz da gölge olsun ondan sonra da yeter herhalde bu kadar son olarak da gridi gösterelim yine arkadaki mazgal gözüksün plt show çizmeye yeterli olacaktır bundan sonra bakalım evet böyle gözüktü. Ne bense ha, RC paramdan şey vermedim. Hmm, onu vereyim ya. Birazcık daha büyük gözüksün. Şu an gö şeyde zor gözüküyor. RC paramız. Bu um, 12.6 olsun. Evet, bu veriyi böyle çizince de, otomatikman e, burada mesela AutoCAD'in mavi e, noktaları olduğunu görüyoruz, 0.25'te. Bu arada enteresan daha değil mi? Sanki AutoCAD hiç negatifi yoktu demiştik. Evet. Negatifi yok. Enteresan. Aa, evet tamam. Bu nedenin ne olduğunu konusunda bir fikrim var, hemen bakalım. Hımm. Tamam, burada, evet. E, labellarla data'nın aynı sekansta olması lazım. Dolayısıyla mesela atıyorum biz şunu bastırırsak aşağıda değerler önce Photoshop, Excel, HTML, AutoCAD ve 3ds Max diye gidiyor. Dolayısıyla yukarıda filtreleme yaparken datayı sağladığımız yerde ona göre bir şey yapmamız lazım. Önce Photoshop, sonra Excel gelmesi lazım. Evet. Ondan sonra XHTML, Sonra AutoCAD, en son 3ds okey. Tamam, bu hatayı, pardon, gözden kaçırmıştım. Şurayı düzgün olsun, bir dakika. Tamam, şimdi bir daha burayı çizersek bakalım. Evet, bu sefer şey AutoCAD'in evet, eksi değerinin olduğunu görüyoruz ve en minimum değeri de eksi 30 gibi bir şeylerde galiba. Evet, eksi 30 gibi olan şey de bu. Tamam, şimdi tutarlı oldu. Bunu gözden kaçırmışız. Dolayısıyla Excel'in hiç e, eksi notu yok. Ama diğer dediğimiz gibi geriye kalan dört videoda aslında hem eksi hem artı değerleri olan e, XHTML'in en düşük veri aldığımız, Photoshop'un en yüksek aldığımız mesela XHTML'deki veri aralığının çok geniş olduğu kısım. Şimdi doğru görüyoruz. Hangi renk, hangi kategori olumlu yorumların nerelerde toplandığı. Dolayısıyla şu grid'in Açıkçası şu eksenden itibaren sağ tarafında olan her şey olumlu. Sol tarafında olanlarsa olumsuz gibi düşünebiliriz. Ee, bunun tabii ki yoğunluğu daha bizi mutlu ediyor tabii ki. Ama buradaki olumsuz olan yorumlara dikkat etmekte fayda var. Ee, mesela ilk baktığımız zaman şu pembe galiba olan şeylerin çok yoğun olduğunu görebiliyoruz bu kısımlarda. Ee, demek ki genel olarak işte Photoshop dersleri insanları mutlu eden derslermiş. Buradan da zaten bunu gözlemleyebiliyoruz. Ee, son bir tip daha çizim yapalım isterseniz, ondan sonra da bitirebiliriz. Son yapacağımız çizim tipinde yapacağımız şey şu olsun. En pozitif ve en negatif yorumlar nelermiş biraz onları görelim bakalım. Onları da nasıl, hangi tip çizimle gösterebiliriz? Bar bar histogramla göstermeye çalışalım. Yukarıda zaten kategorileri tanıtmıştık. Değil mi? Evet. Kategorilerin içerisinde yine bir loop daha yapalım. Her kategoriyi ayrı ayrı ee, görselleştirmeye çalışalım. En olumlu ve en olumsuz şeyler. Ee, Df Yine aynı şekilde e, Df drop sub diye bir şey oluşturalım. <laughs> ve bu e, yine aynen yukarıda yaptığımız gibi e, kategorinin aslında tek bunu kopyala bir yazmaya gerek yok. Kategorilerin tek tek e, data, frame'de, data frame küçük data frameleri ayrılmasıyla diyelim e, oluşan şey olsun. Bu değişken içerisinde diyelim ki biz e, pozitif ve negatif olarak iki farklı grup daha oluşturmak istiyoruz. E, yine yukarıda yaptığımız gibi da, data frame'in kendisini çağırarak hangi değeri polarity değerine bakmak istiyorum. Değeri neredeki sıfırdan büyükse orası pozitiftir. Yine reset indekse atalım. Yine oluşturulmuş indekse. Ee, bunun bir de üstüne üstlük e, sort value yapalım. En e, en yüksek pozitif skorlular en üstte gelecek şekilde sıralayalım. Onların da ilk 10'una falan bakarız. Çünkü hepsine bakmakta fayda yok çok fazla olacaktır. Sort values ...diye bir e, data frame'in kendine ait bir tane komutu var. Hangi değere göre sort etmek istediğimizi söyleyeceğiz. Ee, polarity değerine göre sort etmek istiyorum. Bunun yanında e, azal, azdan çoğa değil, çoktan aza sıralanmasını istiyorum. Ascending dedim, false ifadesini bıraktım. Ee, Sonra yine klasik şu reset indeksi kopyalayayım sürekli kullanıyorum. Ee, reset indeksi dedim. <laughs> Ve en sonunda da sadece ilk 10 değerini bastırmak istediğim için head on diyorum. Ee, bu şekilde en pozitif ifadeleri alabiliriz. Aynısını negatif için de yapalım. Şurayı sadece post'tan ne çevirelim? Başka buradaki büyüktür değil küçüktür sıfır olacak artık ve azdan çoğa ifadesini evet olarak çevireceğim çünkü en negatif değer değerden itibaren sıralanmasını istiyorum. Bunu yaptıktan sonra yapabileceğim şey tıpkı daha demin yaptığım gibi bir tane figür ve iki eksen oluşturmak olacak. Fig yazdım bu şekilde yapalım bir de bu kullanımı göstereyim. Eksisi yazmaktansa bu şekilde tek tek ayrı ayrı da yazabilirsiniz. E, ee, bunu PLT'de subplot olarak bir elle yazalım. Subplot olarak ikiye bir bir kanvasa atalım. Ee, yine RC paramızı kullanıp figürü ya da şimdilik bunu kullanmayalım. Bakalım bir nasıl gözükecek. Ona göre tekrar değiştiririz sonra. sonra. Ee, pozitif yorumları ayrı olarak bir <laughs> listede tutalım. Ve bu listenin içerisinde şunu yapalım. Ee, sadece belli bir işte atıyorum ilk 100 karakterini falan bassın. Yoksa hani label'lar okunmaz hale gelecek. Onu hemen şu şekilde yapalım. Yorumların ilk 100 karakterini istiyorum diyorum. Her bir e, veri için. Nerede? Df final e, sub positive data frame'imde ve bunun video yorum çeviri kolonundan almasını isteyeceğim. Ee, aynı şekilde bunun bir benzerini de negatif için yapalım. Ama bu sefer post değil, neg e, database'ine ulaşacak. Daha doğrusu data ulaşacak. Pardon. E, isimlerini de negatif yorumlar olarak değiştirelim. Negatif yorumlar. E, genel olarak <laughs> position noktalarını belirleyeceğim şimdi. NumPy'dan direkt Arrange. Bunları, yani çok böyle hani neyin ne yaptığını ezberlememize gerek yok. Hani... E, çizimde direkt zaten hani bir şeyi değiştirerek mesela, buradaki bir veriyi değiştirerek mesela, direkt... Etkisinin ne olduğunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla hepsini tek tek üzerinden geçip anlatmıyorum. Yoksa bayağı bir zaman kaybedeceğiz. Aksi halde... E, başka ne, yap ne anlatabiliriz? E, polarity değerlerini tutmam lazım tabii ki kullanmak için. Polarity pos olsun. Bu da ne olacak? DF final pos'taki polarity değerleri. Aynı şekilde bunun negatifini de oluşturalım. Hmm. Artık çizime herhalde başlayabiliriz. İki eksenimiz vardı. İlki AX1'di. ikincisi AX2'ydi. İkisine de bar plot çizmek istiyorum. Dolayısıyla bar h ya da bar h diyeceğiz. E, hangi y değerlerini kullanmak istiyorum? Y post kullanmak istiyorum. Çünkü burada bir önemi yok yani burada sadece e, sonuçta bir bar plot gözücek, gözükecek ve her bir bar plotun şey başında bir label gözükecek. Bir sayısal bir değerin önemi yok sadece oraya bir eleman koymak koymak için bunu yazdık. E, Y yeah, pos dedik. İkinciye de Y yeah, neg diyelim. Önce pozitifler sonra negatifleri basalım. Başka ne olacak? Polarity değerleri, polarity pos ve polarity neg ifadeleri içerisinde tutuluydu. Bunları da yazdık. İşte ne tarafa yaslansın? Align center diyelim. Renk olarak ilki en yani en olumlu yorumlar olduğu için yeşil renk olsun. Edge color'ı da siyah olsun. Ee, aynı şekilde burayı komple kopyalayabiliriz. Rengi kırmızıya çevirelim. Red dedim. Ee, şeyde e, y eksenindeki label'ları da göstermek istiyorum. Dolayısıyla ax1 dedikten sonra set white x dedikten sonra... MyPost <laughs> Aynı şekilde yine ikinci eksen içinde bir benzerini yapacağım. Bu sefer post değil negatifini atalım. Ee, label'ların kendileri de var tabii ki. Bunlar sadece e, eksen üzerindeki ayrım noktalarını gösteriyor. Bur şuraya hatta ikisine de eş zamanlı olarak labels yazalım. Ee, bunu yaptıktan sonra e, hangi ifadeler de, değer olarak gelecek? Pozitif yorumlar yazalım. Burada tabii ki burası için negatif yorumlar olacak. Yani e, şimdilik bunu bir çizelim bakalım. Eğer bir yanlış hata görürsek ya da bir şey değiştirmesi gerekiyorsa o zaman tekrar tekrar ekleriz. Bir tane title verelim sadece. Her bir kategorinin ayrı ayrı olacağı için pozitif yorumlar olsun. Hangi kategoride olduğunu, şurada içinde for loop'un içerisindeki kategori değerinden alsın. Buraya da kategorisinde diyelim. Kategorisinde, tamam. Aynısını yine aynı şekilde y içinde yapalım. Pardon, ikinci negatif eksen içinde yapalım. Bu da pozitif değil. pozitif, Negatif olacak bu da Şimdilik bir show edelim bakalım ne olacak np is not defined diyor, numpy'ı burada import numpy as np diyelim NumPy uh, has not to be arranged. Set tick her, her bir hatayı ayrı ayrı alıyoruz. Tabi burada böyle ezbere yazınca böyle patlayabiliyorsunuz. Şimdi bakalım. İkisi birbirinin asimetri. Demek ki burada bir hata var. Bakalım bakalım. Polarity post, polarity demek. Sanki birbirinden farklı sadece birbirinin tersiymiş gibi gözüküyor. Evet hatayı buldum galiba. Negatifte burada pozitif ataması yapmışız. Dolayısıyla data yanlış. Şimdi bir daha çağıralım. Şu pozitif kısmı ters sıralayalım figürü biraz büyütelim. Tamam. Ondan sonra figürü büyütelim önce. 20'ye 20 yapalım. Bakın nasıl olacak. Figür. Nokta fix size. Bu 20'ye 20 dedik. İlk ekseni de terse çevirmekten bahsettik. Onunla da şöyle yapıyoruz. AX nokta dedikten sonra invert y-sist dersek terse çevirecektir değerleri. Onun dışında tekrar yön edelim. Bakalım nasıl olacak. Biraz daha büyüdü. İki niye? Ha, yine küçük baston anlamadım ama. Mesela örnek bir iki tane yorum okuyalım. Thank you very much. Beautiful service. İşte For this beautiful source. Teşekkür ederiz. Bu, hizmet için teşekkür etmiş. Ee, teşekkür eden başka birisi var. Başka, başka, başka. Başka ifadeler var. Yani olumlu, olumlu. Genel olarak olumları burada yeşil olarak görüyoruz. Ve bunların e, karşılıklı değerini görüyoruz. Burada bir tutarlılığın olduğunu da görüyoruz. Yani... Mesela atıyorum, iki tane tanks ifadesi var ve ikisi de aynı skoru almış. Mesela, olumsuz bakalım. burada hepsini anlamıyoruz ama i'm not sure falan gibi ifadeler olumsuzluk belirttiği için negatif olarak sıralandırılmış. Burada da mesela ifadenin hepsini komple göremediğimiz için şeyi anlayamıyoruz bazen neden olumlu ya da olumsuz olduğunu. Ha bu en yüksek olumsuz değer bu. Izlerini crap diyor. <laughs> yani Türkçe aslında neydi bilmiyorum da çok sevindim, çok e, olumlu bir yorum değilmiş sanki herhalde. Bilmiyorum ki. Aslında. Evet gördüğümüz şekilde ama e, datamızı bu şekilde görselleştirebiliyoruz. E, işte olumlu ifadeler neler, olumsuz ifadeler neler, hangi e, ders kategorisinde ne tarz bir olumlu olumsuz ifadeyle karşılaşmışsınız gibi şeyleri görebiliyoruz. E, aynı zamanda bir eğilim var mı ya da belli kısımlarda toplaşan belli kategoriler var mı bunları da görebiliyoruz bu tarz scatter plotlardan. Ve en son olarak da violin çartlarını aralıklarını görebiliyoruz. Aynı zamanda mesela çıkarımlar yapabiliyoruz. İşte HTML'in bu kadar mesela en yüksek ve en düşük değerlerinin bu kadar açık olması mesela bize bir fikir veriyor. Atıyorum. Ya da mesela her bir kategorinin kendi içerisinde medyanın tekabül ettiği yerler aslında bir ifade. Mesela Excel'de hiç negatifin olmaması olumlu bir e, gösterge. Ya da atıyorum Photoshop'un sıfır noktasına bu kadar yakın olması olumlu bir ifade. Ama mesela 3D de HTML için bir gözden geçirmek gerekiyor diyebiliriz mesela bu tarz çıkarımlar veri analizleri yapabiliyoruz bu video ile beraber bütün seriyi tamamladık teşekkür ederim takip ettiğiniz için umarım memnun kalmışsınızdır sonraki uygulamalarda görüşmek üzere.